كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. İnsan konuşmaktan sıkılıyor. İnsan bazı şeyleri tekrar tekrar anlatmaktan sıkılıyor ama birileri hala anlamıyor. Sanki bizlere inat, bazı şeyler yapılıyor. Ama isimler şaşırtıyor. Yani biri hakkında konuşuyoruz. Ya onun hakkında bari konuşma. Ya buna da mı konuşun? Ya şimdi bu da mı çıktı? Ha diyor bir bu kalmıştı. Ha bir buna sataşmamıştın. Heh bir bu eksikti. Ya bunun ne suçu var? Suçlar ortada arkadaşlar. Şimdi Saliha Erdim. Tanıyor musun? İsim tanıdık mı? Bir kapalı bir hanım abla. Saliha Erdim. Bununla alakalı uzun zamandır sorular geliyordu. Biz de hani şimdi bayanlara çok fazla şey yapmak istemiyorum. Çünkü benim biraz ağzım konuda sert. Yani reddiyelerde biraz sert konuşuyorum. İşte hanımlara da çok fazla şey yapmak istemiyorum ama geri geldiği zaman onları da tabii ki de reddiye gerekirse tabii ki de yapacağız. Şimdi yani bizdeki mevzu şu, bir kadın kapalıysa, bir kadın çarşaflıysa, bir kadın türbanlıysa, ha tamam bu kadından sıkıntı olmaz ya da işte sakalı varsa, takkesi varsa bu sağlamdır. Hayır arkadaşlar. Bizde sakala, cübbeye, takkeye, çarşafa bakmayız. Önemli olan nedir? İtikat. İtikat sağlamsa, istiyorsa kardeşim başı açık olsun. Olmasın da yani ama önemli olan itikat. İtikat bozuksa, çarşaflı olsa cennete giremez. Böyle bir mevzu var. Şimdi itikat sağlam ama başı açık. Allah affeder Celle Celaluhu. Rabbimin rahmetinden sual olunmaz. Şimdi Saliha Erdim hanımefendi ne meselesi var? Hemen soru bu. Ya o ne yaptı? Daha ne yapacak? O kadın daha ne yapsın? Bu hanımefendi herhalde bir yerde bir program yapıyor. Tam teferruatını bilmiyorum. Çok detayına bakmadım. Zaten konukları görünce dedim tamam. Konuklar işi bitirdi. Bir konuk hemen şunu da söyleyeyim. Şimdi bazıları diyor ki sen diyor telefon açtın mı, konuştun mu, sordun mu, söyledin mi? Arkadaşlar telefon açacak kişi olur, telefon açılacak kişi olur. Bayan erkek meselesi değil. Bak bayan erkek meselesi değil bu. Ya bütün ehli sünnetin, bütün ehli sünnet hocaların, alimlerin reddiye yaptığı, açık açık reddiye yaptığı, bu adamın bariz sıkıntılı olduğu herkes tarafından bilinirken sen bunu konuk olarak alırsan ben niye arayayım seni daha? Değil mi? Haksız mıyım arkadaşlar? Kim? Emine Şenlikoğlu. Bu kadın zaten sıkıntılı bir kadın. Bu kadın problemli bir kadın. Çok detaya girmeyeceğim. Cübbeli Ahmet hocamızın da bununla alakalı uzun uzun reddiyeleri var. Bizim için önemli olan, bir daha söyleyeyim, Emine Şenlikoğlu'nun hani es geçtiğim diye şey zannetmiyor. O da sıkıntılı. Onun da problemli işleri var. En son bir videoda gördüm. Bu enişteyle işte çok yakınsa oturulabilir, yemek yenilebilir gibi böyle bir ağzından böyle bir fetva çıkardı. Zaten gerisini söylemeye gerek yok. İkinci konu kim? Halis Aydemir. Yahu Saliha Hanım hiç mi duymadın? Saliha Hanım dinleyecek inşallah bunu ya da dinletirler bir şekilde. Hiç mi duymadın Halis Aydemir'in ayet hadis inkarcısı olduğunu? Eğer diyor bir konu hakkında ayet bile varsa şüpheyle yaklaşırız. Ya bunu diyen adamı bir insan konuk alabilir mi? Allah için soruyorum. Bu adamı konuk alıyorsun. Orada bir saat konuşturuyorsun. Bu adamı hiç tanımayan biri buna ne der? Ya bizim Saliha Hanım çağırdıysa düzgün biridir der değil mi arkadaşlar? Mantık olarak böyle. Bunu burada konuştuk. Biz şimdi burayı elhamdülillah ehli sünnetiz. Rabbim yolundan ayırmasın. Amin. Amin. Şimdi buraya bir hoca oturtursak, burada konuşursak demezler mi? Demek ki sağlam hoca yani. Demek ki bir sıkıntısı yok. Olsa zaten bu kürsüde konuşturmazlar. Değil mi? Mantık öyle demez misin arkadaşlar? Öyle değil. Şimdi Saliha Erdim'i izleyen biri, hiç bugüne kadar Halis Aydemir'i izlememiş biri, Halis Aydemir'i orada görse demez mi arkadaş? Demek bu hoca sağlam. Biz bunu dinleyelim. Halis Aydemir artık konuşmaktan daraldım, sıkıldım artık. Daha konuşmayacağım. Reddiyelerimiz var. Cübbeli Ahmet Hoca bir saat reddi yaptı. Bir saat ya. Rekor. Rekor ya. Bu adamı bütün herkes çağırıyor. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Ben bilmiyorum ya.
Ondan sonra Saliha Hanım'ın öteki konuğu kim? Mustafa Karataş. Allah'ım ya Rabbim, nerelere kaçalım, nerelere gidelim, ben kafa yiyeceğim ya. Vallahi bak, ezan vakti. Aziz Allah Celle Celaluhu. Nerelere gidelim bilmiyorum ya. Ezan vakti, Allah biliyor ya. Ya Mustafa Karataş konuk olarak çağrılıp konuşturulur mu be kardeşim ya? Daha geçen hafta burada konuştuk. Bağcılar Belediyesi neler yaptı ya? Arkadaşlar ne olacak bu işler? Bu biz ehli sünnet düzgün zannettiğimiz insanlardan hep darbe yiyoruz. Ama hanımefendiyi biz düzgün biliyoruz. Ya hanımefendi düzgündü de, hanımefendi karşısında yamukları oturtturdu. O yamukların fikirleri, sözde fetvaları insanları dinden, imandan, İslam'dan kopartıyor. Mustafa Karataş denen adam mütevatir hadisleri inkar ediyor. Mütevatir hadis demek ayet hükmünde demek. Ayet inkar etmek neyse, mütevatir hadisleri inkar etmek de aynı eşit ayarda sayılır. Arkadaşlar yani bunu defalarca konuştuk. Bu adama senelerdir reddiye yapılıyor. Saliha Hanım bunu hiç mi duymadı ya? O da bir görüş derse zaten gavur olur. Evet söylüyorum bak. Saliha Erdem hanımefendi ya Mustafa Karataş da gelsin bir konuşsun. O da bir görüş derse vallahi kusura bakmasın da o da kafir olur. Dinden imandan çıkar. Çünkü Mustafa kardeşin çok sıkıntılı işleri var. Çok berbat. Yani en son biliyorsun televizyonda Hristiyan kadına sana da sevap var dedi. Allah Celle Celaluhu kafirlerin yaptığı iyiliklerden bahsederken fırtınada tuz buz olan, yok olan küle benzetir. Bir fırtınada bir kül gelse ne olur? Dağılır gider değil mi arkadaşlar? Heh. İşte ayette de Allah Celle Celle ne diyor? Kafirlerin yaptığı iyilikler fırtınada savrulan küle benzer. Yani yok olur gider. Allah Celle Celaluhu eğer onun da karşılığını verecekse dünyada zaten verir. Geçen hafta balık kıssasını anlattık. Allah Celle Celaluhu ne dedi müşrik için? Dünyada bir iyiliği vardı. O iyiliği karşısında ölmeden önce ben hani onun iyiliğini karşısında dünyada verdim. Ya mevzu bundan ibaret. Ya Allah için, Allah rızası için konuşuyoruz. Bu Ramazan programlarında millet yoldan çıkmış, millet sapıtmış. Ehl-i sünnet zannedilenler. Mevzu burada bak. Ehl-i sünnet düzgün zannedilenlerde problem var zaten. Kardeşler, abiler, Müslümanlar, ayakta uyuyoruz. Buradan da Allah rızası için Saliha Hanım'ı uyarıyoruz. Hanımefendi acilen kendinize gelin. Acilen tövbe edin. Yani bu şeyi gördüm reklamını. Konuk oldu mu? Daha ilerideki mi konuk olacak bilmiyorum. Konuk olmadıysa Allah için iptal etsin. Yoksa bu bela, bu günah ona yeter de artar bile. Evet. Saliha Erdem'e şu konukları günah olarak yeter artar. İsterse orada bir saat boyunca bak. Bak detayı veriyorum abi, parantez açıyorum. İsterse bu üç konuk bir saat boyunca sadece ehli sünnet konuşsun. Bir tane falso vermesin. İsterse diyorum bak, hiç fark etmez. Niye? Çünkü bu adamlar seni ehli sünnet zannedersin, seni bir yakalarlar, tuzağına bir düşürürler. Ondan sonra kendi sohbetlerine zaten seni zehirliyorlar. Allah için Saliha Hanım'ı ikaz ediyoruz. Allah için uyarıyoruz. Acilen kendine gelsin, tövbe etsin. O konuklardan dolayı da eğer çağırdıysa da tövbe videosu yayınlasın. Biz tavsiye ediyoruz. Yaparsa kendi bilir, yapmasa da kendi bilir. Beni alakadar etmez. Biz ikaz ediyoruz, biz uyarıyoruz. Biz burada kimseye emir vermeyiz. Biz Müslüman olarak görevimizi yapıyoruz.